Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak feyzini artırsın inşallah. Şualar 102. sayfadan. Hakaik İslamiye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır. Küfrün mahiyeti bir inkardır. Şimdi ortadan kaldırmak yani bir cehildir, bir nefidir. Bir var üzerine gidiyor, inkar ediyor. Bakayım neler çıkacak. Yani İslam'a zıddiyet gösteren, mübareze eden küfrün, küfür örtmektir yani. Küfür. Şirk Allah'a ortak koşmaktır. İnkar değildir. Şirk Allah'ı inkar etmiyor. Ortak koşuyor. Küfür ise gene Allah'ı inkar etmiyor, üstünü örtüyor. Dalal ise yoldan çıkmaktır. İnkar ise reddetmektir. Tamam bak, farklı şeyler. Şirk inkar değil, ortak koşmak. Küfür inkar değil, üstünü örtmek. Dalalet inkar değil, yoldan çıkmak. İnkar ise inkardır. Şimdi bu. İnkar bir cehildir, bir nefidir. Yani cehalet, cehalet ama bilmemek falan değil bu. Yani ilimle yapıyor bunu. Yani cehalet, mesela diyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, ilim diyor, bilinmeyenden başlar. Ben külliyatta şöyle bir mana da bulmuştum. Bilinen şeyler, bilinecek şeyler ilimdir. Bilinen nedir? Malumdur, iradedir der. İrade. Bildiğimiz şey ilim değil, iradedir artık. Bileceklerimiz, çünkü ilim bilinmeyenden başlar. Biraz da gidelim, hoşunuza gidecek. İnkar, küfrün mahiyeti neymiş? İnkardır, cehildir. Bir nefidir. Nef etmektir, yani itmektir. Sureten, ispat ve vücudu görülse de, manası ademdir, nefidir. Zahirde biraz ispat etmeye çalışıyor. Ne ispat ediyor? Allah'ın yokluğunu. Kimin yokluğunu? Ha, Allah'ın yokluğunu. O zaman yokluğunu gösterebilmesi için var olması lazım o. Bak, Allah'ın yokluğu. Neyin yoku? Mesela burada gübre yok. Azot yani. Burada elma yok. Ha, yok işte, nefrediyorsun ama neyi nefrediyorsun? Varı nefrediyorsun ama burada yok diyorsun. Yani inkar etmek için o vara ihtiyacım var. Kim yok? Ha Allah, ha Allah yok. Demek o var ya. Anladınız mı abi biraz? Hem Allah konuşan hem yok diyorsun. Yani bir kere onaylıyor. İnkar, bu inkarda onaylama var yani. Kim yok Ahmet? Ya elma yok. Ha elma var da burada yok yani. Elma var yani. Çünkü olan bir şey inkar edilir. Sen hiç böyle bir şey gördünüz mü iddia? Sekiz kafalı insan yoktur beyanat verip kitap yazanı gördünüz mü? Yok. Sekiz kafalı insan yoktur. Böyle inkar gördünüz mü? Niçin yoktur? Böyle bir şey yoktu ondan. Allah demek var ki inkar ediliyor. Allah var ki inkar ediliyor. Sureten ispat ve vücudu görülse de manası ademdir, nefidir. Manası ademdir, nefidir. Biraz kaldırayım şöyle. He. Adem nedir? Şöyle diyeyim. Adem'le günah anlatacağım farkını. Şimdi baba dese ki baba, oğlum Kur'an'a çık, bisiklet vereceğim. Babanın nazarında
gaye, amaç Kur'an, araç ise bisiklet. Tamam? Amaç ve araç. Araç, araba. Amaç Kur'an'a çıkması. Araç ne? Kur'an'a çık ama çünkü çocuk onu bilmiyor Kur'an'ın ne olduğunu. Bu yaşta değerlendiremiyor. Bisiklet vereceğim. Çocuğun amacı ne? Bisiklete gitmek. Ama ona varmak için araç Kur'an. Anladınız mı? Çocuğun nazarında gaye Kur'an'a, Kur'an değil. Bisikleti elde etmek. Ama onu bisikleti elde etmek için Kur'an'ın çıkmam lazım. Kur'an'ı araç olarak kullanıyor. Baba ise Kur'an'a çık, bisiklet vereceğim. Farkı anladık değil mi? Şimdi günahlar cehenneme gider. Günahlar cehennemin vücudunu gösterir. İnkar ise Adem'e gider. Adem. Adem cehennemin cehennemidir. Burada cehennem yok. Ama Adem'i, yani Adem'i gösteren cehennemi haletler var. Yeis onlardan bir tanesidir. Şöyle diyeyim. Şimdi nereye kullanacağım babanın şeyini bak. Baba dedi ki, oğlum Kur'an'a çık, bisiklet vereceğim. Ters çeviriyorum. Bisiklet varmak için Kur'an okumam lazım. Tamam mı? Şimdi şeytanın gayesi sana günah işlettirmek değil. Böyle bir amacı yok. Allah Allah. Ezberlerimiz alt üst oldu. Şeytanın amacı Adem'e atmak, bunu atmak için günah işlettirmek. Araç olarak kullanıyor günahı. Esas maksadı günah değil, Adem'e atmak, Adem alemlerine atmak. Çünkü cehennem vücut alemleridir. Adem ise yokluk alemleridir. Arasındaki farkı söyleyeyim. Adem bilmiyoruz nasıl bir şey. Tanımlanamıyor. Cehennem yalnız ona çalışıyor işte. Taş ölen şirket. Cehennemin dehşeti var ya. Hep ona çalışıyor. Yani cehennem onun yanında nimet. Var mı? Adem. Olmayan varlık, var olan varlık, vücutsuz vücut, var. Vücudu inmeye perde olmuş bir unvandır. 59 mektubatta. Yani, var. Yok diyebilmek için var olması. Var işte ama var anlayışımız da yok. Varlık anlayışında olmayan bir şey. Zaten onu içini tavsif edebilsek, içini doldurabilsek olacak cehennem. Vücudu mu yok? Vücudu yok. Ama İçinde ne var? Bir şey dediğin anda oluyor cehennem. Gaya çukuru mu dersin, irinler irmağı mı dersin, alev mi dersin, hutame mi dersin. Bunlar hep ne söylüyorsanız azap çeşidi cehenneme ait. Bu Adem zaten bilinemediği için Adem'dir. Yani şuradaki esprisini yakalamanızı istiyorum. Şeytanın amacı, hani babadan misal verdim. Şimdi şeytanın amacı Adem alemlerine atmak. Araç ne araç? Kullandığı yöntem günah yaptırarak. Peki günah Adem'e mi atar? Hayır. Günahla insan ümitsizliğe düşerse, Allah'tan ümidini keserse Adem'e düşüyor. Onun için ne halde olursanız olun. Haşa. Bir şey için söylüyorum. Ne durumda olursanız olun, ey bunu dinleyen, sakın Allah'tan ümidini kesme. O cehennemden beterdir. O Adem ise cehennem alemi gaybtadır. Adem ise alemi şah, burada da her yeri istila etmiş. Yeis bunlardan bir tanesi. Kalak, yeis, dehşet, vahşet. 741 sözlerde anlatıyor bunu. Cehennemden beterdir diyor. 220 Mesnevi'de anlatıyor. Cehennemi cismani arif olan mümin için cehennemi manevi kafire göre bu daha çiçeğiymiş. Dünyada bak. Şöyle diyeyim.
Müslümanın günahından dolayı cehenneme gitse, cisman cehenneme, kafirin dünyada manevi aldığı o adem, geis, dehşet, vahşet böyle şeylerden, bu daha beter dünyada. Onun için ademi her yerde var, cehennemi orada var. Bu çok tuhaf bir şey. 7 tane sayayım mı abi? 7 tane. Cehennemin cehennemi. Demişler. Cehennemin cehennemi duydun mu? Cehennemin cehennemi şu. Acaba ne kafadan atıyor bu? Cehennemden beterdir. Allah Allah. Ondan daha muhriktir. Ondan daha beter, yakıcıdır. Ruhumuzu eziyor. Cehennem, cehennem şeyi yakar. Vücut alemlerini yakar. Yani ruhu yakar. Ruha verilir. Adem alemleri vücudu olmadığı için ruha ceza veremiyor. Yani Adem ben olan ben ene atıyor. Eneye, ene. İntiharın bir şeyi olabilir. İntiharın teşhüdüdür. Nimet. İntiharın baklavasıdır. İntihar hiçbir şey değil. Yani oradan biraz haber ver. Oradan besleniyor. Biraz değil, oradan besleniyor. Mesela günahtan dolayı intihar etmezler. Bütün o intihar edenlerin namına söylüyor. İntihar edip o yüz kızartıcı ne diyeceğim diye günahından değil, günahı şeytan işleterek hangi yüzde bilmem ne yapma, yeise attığından, ümitsizliğe attığından intihar ettiriliyor. Ümitsizliğe atıyor. Ümitsiz. Yani insan ümitsizliğe atamaz bir anda. Neyle atar? Haramlarla attırır. Haramı Adem'e, yeise götürmek için işlettiriyor. Zina, içki, kumar, namazsızlık vesaire. Bu yeise atmaz. Yani günah insanları helak etmez. İntihar ettirmez. Ümitsizlik, yeis, dehşet, vahşet o atıyor buna. Oraya götürüyor. Ama bunu tanımlayamıyorlar. Yani bu neyin nesidir? Bu doktordan da bahsediyorum. Niye intihar etti? Adam insanların yüzüne çıkamadı. Adam işte iflas etti de şey yapamadı. Adam yani ağır etti. Ne bileyim adam vesaire. Ne diyorsanız hep cehennem şeyler. Bu değil. Bak cehennemden beter. Cehennem oradadır. Ama cehennemin cehennemi Adem ise burada var. İşte o olduğu için intihar ediliyor. Cehennemden beterdir diyor da bak hele. Bak cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Daha beter yakar. Bir parça gireyim. Ruhumuzu eziyor. Acayip bir şey. Cehennem vücut alemlerini yakıyor, azap veriyor. Adem ise vücudu olmayan, o ben olan ben var ya, benim kazağım, benim gömleğim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ben olan ben işte, o Adem'e gidiyor. O cehennemin cehennemi o işte. Günahı ama araç kullanıyor. Araç, araba, kafanıza kalsın diye maskaralık yapayım. Araba, araç, araç. Günahlar araçtır. Yeis ise günahın şeytanın varmak istediyse amaç. Amaç. Maç. Maç. Maç var ya futbol. Maç. Amaç. Netice o. Araç. Amaç. Araç. Amaç. Zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk. Öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet. Şöyle bir halet. Şöyle bir tencere düşün. Acayip fokur fokur kaynıyor. Ulan ne var bunun içinde? Atama ne var bunun içinde dedik. Dedin ki abi sen. Haf var. Dehşet var. Ats var. Raşit var. Kalak var. Yut var. Yeis var. Bunlar da mürekkep, vicdansuz. Bunlar da mürekkep. Bunlar da mürekkep yani hulasa. Pekmez tayin karışımı. Bu 7 tane karışım. Bu enişte dünyada da var.
Mesela ve kuyusu şu kuyudu bir sürü cehennemin şeyler. O orada. Adem ise burada. Yani burada değil. Her yerde. Yani dehşetini söylüyorum. Kur'an ve hadiste nasıl anlatmış imansızı? Cehennem o dehşet ya işte. Bu cehennem o Adem'e göre nimet. Günahkarlar oraya gidecek. Ama inkarlar Adem'e gidecek. Yani var mı gidecek? Yokluğun varlığı. Varlığın yokluğu. Vücutsuz vücut. Vasıfsız vasıf. Ne var içinde? Dedim zaten o zaman içini bilsem zaten cehennem olur. Bilemediğim için bir şeyi. Cehennem ona çalışıyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilinmiyor. Giden bilecek değil mi? Giden bileceğini de bilmiyorum ki yani. Nasıl bir şey? Bilmiyorum ki. Bilecek mi? Nasıl bilecek? Nasıl olacak? Nasıl bir şey? Yalnız cehennem taş olan şirket, misk amber gibi ona göre. Nasıl bir şey? Bilmiyor, bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz cehennem vücut, subhanallah, subhanallah der. Cennet de vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah der. Cehennem subhanallah diyor. Adem alemleri herhalde Allah Allah diyecek nasıl bir şeyse. 11. şurada geçiyor ya. Cennet içinde cennet, cehennem içinde cehennem. Aa işte bunu tanımlıyor işte bu halet. Bu bir varlık değil ya. Böyle bir mekan da değil. Tanım yok yani. Bunlardan bu 7 taneden mürekkep. Mürekkep yani pekmez, hurma, pek tayin var ya karışımla mürekkep derler. Mürekkep yani tek şey değil. Karışım. Yani bu 7 tanenin karışımı. Bu dünyada da sarmış. Yani her tarafın Mercedes olsa, para, kasa para olsa ne olur. Seni haf alsa. Abi iyi değilim. Çok kötüyüm. İşte haf. Daha bir ipucu bu. Daha bu şey. Nasıl dehşetli bir şey bu? Bir tanesi. Ya haf anlatıyorum. Hayatım tamamen zehir oldu. Her şey yok oldum olmadım. Ama körsün, sopayla gidersin. Sağırsın, işaretle konuşursun. Felçlisin, tekerlekle yürürsün. Neyin var? Tek böbrek. Yaşarsın. Her şeyle yaşarsın. Ama bu haf var ya, her şey bitti. Bu işte ademi bir hal. Pis. Korkuyorsun o zaman. Her şey. Araba geçti değil mi? Beni takip ediyorlar. Helikopter geçti. Burayı takip ediyorlar. Sen kimle konuştun Atatürk burada bir? Beni mi sordular? Bu. Buradan başlıyor. Biz onlara psikolojik rahatsız diyoruz. Evet. Başka ne diyeceksin ki? En iyisi çay içmek. Ayarları bozduracak bir şey yok. Ayarları bozuyor ya. O doktor dedi ki onlara, boyu karnının durumu iyi değil. Ne yerse yesin eve götürün. Aman yarabbim. Peki ustad, bu diyor, bazıları diyor ki, yani cehennemi cismani, mesnevi de geçiyor, onu da açayım. Müslüman günahkar oldu, günaha kadar cehenneme gidecek, çıkacak inşallah. Cehennemdeki cismani azabını koy diyor kantara, kantarın bir kefesine. Usta, kafirin veya işte kafir gibi yaşayan gafil Müslümanın, yani imanı nasıl bir imansa, bu dünyada o ruhsal haleti bundan bu beterdir bu. Hatırladınız değil mi? Hatırladınız. Nerede? Varsa kitap ha var. Mesela öyle bir şey ki şu ezandan azap duyar. Ezandan. Bak. Ben en çok sevdiğim ezan en çok sabah ezanıdır.
en çok rahatsız olduğum, çok rahatsız olduğum akşam ezanıdır. Gün bitti, ömür bitti. Hesap başladı. Hesabı hissediyorum. Leşe çok azap duyuyorum yani. Akşam okundu mu çok rahatsız oluyorum. Yani o ezandan rahatsız olan ruhtan bahsetmiyorum. Yani ama sabah namazı, oh be, tekrar ölümden, Adem'den, günahtan sanki yeni dirilmiş gibi. Bütün camları açarım. Mutlaka bir sabah ezanı duyar. Çok keyif veriyor. Bak şimdi. Ena ine zenni abdibi hadisi kutsi sınınca Cenab-ı Hak küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bakın diyor. Öyle başlıyor. Küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak. Ena ine zenni abdibi. Yani kulum nasıl beni bilirse ben ona öyleyim ya. Cenab-ı Hakk'ın kafirin zan ve itikadını işte cehennemden demiyor. Dünyada yaşarken kafir zan ve itikadını batıla itikat bir azab-ı elime kalbeder. Bir azab-ı elime. Azab-ı elime. Yani maddi cehennem, ateş, katran falan yok. Yani yanıyorum diyor ya. Dehşet işte. Bak ne diyor. Bir tanesini hafı söyledim. Yeis bambaşka bir şey tabii. O daha acayip bir şey. Yeis. O girdi mi? Çünkü Allah Kur'an'da Müslüman'ı tarif ederken şöyle diyor. Mefhumu muhalifiyle. Müslüman odur ki günah işlemez demiyor. Bir daha. Müslüman odur ki günah işlemez demiyor. Müslüman Allah'tan ümidini kesmez. Allah'tan ümidini ancak kimler keser? Kafirler keser. Yeis günahtan doğuyor. Yani ameli muvaffak olamayan yeis ediyor. Yeise kapılıyor. İkinci lemada değil mi? Yani Adem'e atıyor günah cehennemi. Ona da Allah'ın rahmetinden kesersen veya senden ne olur? Yani sen adam mı olur? Ya sen zaten adam olsaydın bu kadar biliyorsun, bu kadar okuyorsun, bu kadar derse gidiyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu. Lan gene böylesin. Ne evlen 10 sene önce ne fark etti der. Ondan sonra vartaya atar. O günah vasıta olduğu netice bu. Yeis. Günah vesile, netice bu. Öyle dayanamıyorum, onun için öyle şey yapıyorum. Sakın ha! Ne halde olursan ol, nereye düşersen düş, kalk! Korkma, kalk! Tutun! Çünkü seni günahla yeise atacak, Adem'e atacak. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın nikasından sonra vesaire devam ediyor. Burada diyor ki, İmam ve yakın ve Cenab-ı Hakk'ın nikasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra, müminler için hasıl olan lezzetlerin deceline bak. Hatta cehennemi cismani, Müslüman, cehennemi cismani arif olan mümin için. Cehenneme girdi, elimi koymuştum ya. Cehennemi cismani arif olan mümin için. Haşir meydanında tartıldı martıldı, cehenneme gittin. Ama tekrar imanın olduğu için döneceksin. Yani %50'yi geçmiş. İşte Şefaat-i Kübra var, Şahs-ı Manevi var, duvarlar var, bir sürü var. Gene onlardan kurtulamadın, artık gideceksin. Orada yanacaksın şeyin kadar işte, azap çeşidi. Yani Müslümanın şu azabını, terazinin bu kefesini düşün. Şimdi burada, ama oraya verme. Burada, dünyada da var, kısmen bizde de var yani. Böyle hava nasıl her tarafa sirayet etmiş. Bu kitap her yerde yok ama her yerde var. Bu Adem'i anlatacak. Bak diyor ki cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin yani kafir kim? İnkar etmiyor. Bak şirk inkar yok. Ortak koşuyor. Kafirlikte inkar yok. Üstünü örtüyor. Dalalette inkar yok. Yoldan çıkıyor. İnkar ise inkardır. Kafirin yani isyan edip kafirin asiye kafirin yani isyan eden bir kafirin cehennemi malumesi dünyada aldığı, şu dünyada aldığı Müslümanın ahirette cehennemi, cehennemi malumesi nispeten Müslümanın şu azabı bu dünyada kafirin ruhuna göre cennet gibidir. Çünkü cehennemde yansa en azından şöyle diyecek, Allah'ın bu kadar rahmetini, bu kadar nimetini teptim ya,
Hak ettin lan. Bazen tokatımız geliyor ya, elimiz kırılıyor. Bazen oradan lezzet alıyoruz değil mi? İyi ki elhamdülillah. Evet, beden azap çekerken ruhumuz diyor ki oh elhamdülillah. Niye? Lan bu cezam işte. Cezan olduğunu bildiğin zaman keyfe dönüyor. Ezmiyor seni. Yeter ki o mektubu oku. O tokatı, elin kırıldı, arabayı vurdun, para çalındı, evde kavga oldu. Efendim oraya otur, oraya. Batın amca gel. Şey yapacaksınız, hemen oraya koyacaksınız. Tam kameranın yanına şey yaptınız. Her neyse. Tabii kendi bir şey anlamaz. Peki, peki, peki. Şimdi devam ediyorum. İman ise ilimdir, vücududur. İman ise ilimdir, vücududur. Yani varın üzerine kurulur. Vardır. İman tanımlama yapar, gösterir. Zan değil, benim düşüncenin ürettiği bir şey değil iman. Yani iman farz ediyor herhaldaki, galiba ki bana öyle geliyor. Değil. O küfürde var. Çünkü kendi kafasında var. Şirkin hariçte yeri yok. Şirkin hariçte yeri yok. Allah'ın mesela onun için günah affediliyor da şirk affedilmiyor. Değil mi? Eğer giderse. Sebebi şu. İki tane sebebini söyleyeceğim. Bir, ya Rabbi affet. Neyi? Allah'ım bunu affet. Günahın vücudu var. Peki şirkin vücudu var mı? Allah'ın ortağı var. Allah'ın ortağı var mı? Allah'ımı affet. Neyi affet? Allah'ın ortağı. Allah'ın ortağı yok ki affedeyim. Neresi mi? Bana göster de affedeyim. Gösterilemiyor. Onun için affa kabil olmuyor. Birinci sebebi bu. İkincisi, günahı amden yapmaz pek. Aldanmak, aldandığımızdan, zaafımızdan, nefse mağlup olmaktan yapıyoruz. Şirk ise amden, kasten, imaden, hainlikten, düşmanlıktan yapıyor. Kasten, iradeden yaptı mı bitti zaten. O zaten gitti yok. İdam. Evet. Bu iman ise ilimdir, vücudidir. Yani varlık üzerine kurulmuş. Mesela Allah var. Niye? Ben inandığım için Allah yok. Allah var olduğu için ben inanıyorum. Ama şirkin vücudu yok. Mesela diyorum ki Allah mulevindir. Nereden biliyorsun? Bak limonu boyamış. Mesela Allah alimdir. Nereden biliyorsun? Beni biliyor. Nereden biliyorsun? Vallahi portakal gibi yapsaydı bak bunu sıkıyorsun. Ha geri geldi. Demek ki bunu sıkmak için yapmış. Hop 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 hop. Portakal gibi bunu soymaya kalk soyamazsın. Portakal soyulur. Portakal sıkmaya kalk. Portakal kırılır. Bu kırılmaz. Bu arada da için gitmesin Ataman limonum gidiyor filmi bu. Bak geri geliyor. Tamam mı? Portakalı sıksan geri gelmez. Ha, bunu Allah sıkmak için yapmış. Onu soymak için yapmış. Bunu boyaya. Kör müdür? Yani imandan dolayı demiyor. Kör mü görüyor mudur? Görüyordur. Ha? Bunun kabuğunda kışın donmasın diye eksi 38 santigrat derecede korumalısı var. Antifriz. Gaz yani şu kabuğunda. Portakallarda ne öyledir? Ha demek ki bunu gönderen zat kışı biliyor. Arabaların antifrizi portakal, mandalina, greyfurt, limonun dışındaki kabuğundaki gaza bakılarak yapılmış. İnsanoğlu icat etmiş şey. Yapmış. Antifriz. Peki bunu yapan nereye bakmış? Ha, o zannedir Allah alimdir. Yani realiteden gidiyorsun. Yok. Niye yok? Ne diyecek? Ben bilmiyorum. Yoktur. Aha şurada yok. Ha. Mesela usta çok güzel misal veriyor. Hindistan cevizi. Bakın Hindistan cevizi. Dünyada var desem. Var. Bak ispatın ne kadar kolay. Var desem. Bir alametini göstersem. Bir parçasını. Tamam ispatı. Bir malzemesini. İnkar eden adam diyecek ki Hindistan cevizi dünyada yok. Hindistan cevizi yer koyacak yer kalmayacak kadar her yeri araman lazım bana gösteriyor. Bak burada da yok, bak burada da yok, burada da yok, burada da yok.
Dünyayı arayıp gezmen lazım. Geçmişte vardı belki. Soyu tükendi. Geçmişe gitmen lazım. Belki gelecekte olacak. Geleceğe de geçmen lazım. İnkar etmek böyle zordur. İmkansızdır. İnkarını ispat etmek. İspat etmek ne kadar kolay? Bir alametini veriyorum. Hindistan cevizi var mı? Var. Ağacı bir parça. Aa, bir dilim. Aa, şurası. Parmak uzatıyorum. Peki şirk nerede? Parmak nereye uzatacaksın? Aa, şurada yok Allah. Nerede? İmkanın vücudu yok. Mesela Hindistan cevizi dünyada yok. Hindistan cevizi koyacak kadar bir yer bırakmamak şartıyla beni gezdireceksin. Aa, burada da yok, burada da yok. İspatını, imkanın ispat edilmesi için. Sonra, aa, burada da yok, burada da yok, burada da yok. Geçmişte var, gelecekte olacak. Hasan abi, imanın vücudu dediniz. Evet, vücududur. Evet. Çünkü mahluktur. Mesela huzur olmuyor. Tatlı bir an olmuyor mu derste de? Keyif yok mu? İman işte, vücududur. Vücudun sureti eylemdedir. Namaz, oruç, zekat, şapka, içki bilmem ne, imanın dışarıda realitesi vardır. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Bu gavurun sözüdür. Yahudi zındığın sözüdür. Müslümanın sözü olamaz. Hani var ya, üzümü niye, bağını sorma. Ulan helal mi haram mı? Bu da Yahudinin, dinsizin sözü. Müslüman bağını sorar. Bağını sorma. Ya, ye yani. Ha, imanın sureti mahluktur. Eylemdedir. Oruç mu var, namaz mı var, şapka mı, içki mi? Eylemdedir. İmanın sureti eylemdir. İmanın, yani her şeyin dört tane şeyi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti eylemdedir. Fiildedir. İman sana neler yaptırmış? İmanın alametleri bunlar. Küfrün alametleri imanın. Kanuniyeti insandadır. Hakikati esmadadır. Esma-i İlahi'yi tazamun ediyor. Mahiyeti Allah'tadır. Bilmiyoruz, mahluk değil. Mahiyeti mahluk değil, sureti mahluktur. O yüzden mi diyoruz? İslamiyet zahire bakar. Tabii şeriat zahire bakar. Yani şeriat zahire bakar. Zahire bakar, zahire, çünkü bu umurun batına nasıl intikal edecek? Suret olan kısım. Evet, suret olan ama. Suret olan. Suret olan. Şimdi mesela diyelim ki oruç tutuyor Mayıs'ta. Acaba imanı var mı? Acaba imanı var mı? Olan yazıklar olsun lan sana. Oruç tutan bir insan, sen oruç tutuyorsun Temmuz Ağustos'ta. Ha, alabesiz yapıyorsun, imanın var. Ulan kurban olun lan senin o imanına. Ne kadar mükemmel imanın var. Bir, oruç tutman değil. Acaba imanın var mı demen halis imanlı olduğuna delildir. Olmayana vesvese gelir mi? Alman gavruna şeytan gider der mi ki olan imanın yok. İmanım yok diye korksa iman eder de. Eğer imansızlıktan korkuyorsan halis, öz cevher imanı var demektir. Adam mesela imanı mesela şöyle. Ya bunu küfür ediyorsun lan, bu inkar ediyorsun Allah'ın hükümleri. Ya bırak ya, hangi zamandayız? Allah, adam Allah'ın ayetlerini, hükümlerini inkar ediyor, kılık kıpırdamıyor. Zerre kadar imanı yok onun. Küfür, kafir yani. Ama sen endişe ediyorsun ya. Zerre kadar imanlısın elhamdülillah. Ha, iman ise ilimdir, vücudidir. İspattır, hükümdür. Niye? Realitesi var. Ben diyorum ki Allah geleceği de yapar. Geleceği kastetmeseydi bu çekirdeği yapmazdı. Ağacın çekirdeği geleceğin ispatıdır. Gelecek baharı yaratacağımın delilidir. Öyle mi diyeyim? Geleceği kastetmese bu çekirdek olur mu? İnsanın, limon da insana benzer. Çekirdek de İnsanın ruhundaki arzular, meyiller, istekler, ebed, sonsuzluk hayatı, çekirdeğin nasıl ağaç olma meyli yok mu şunun? Ha, bu meyli var, gelecek yok. Lan bunu nasıl vardın sen ya? Bu çekirdeğin meyline bak, istidadına bak, geleceğin en güzel delildir. O ki gelecek yok. Niye çekirdekte gelecek kaydedilmiş? Yani bunu yapan, bu çekirdeği geleceği kastetmiştir. Yok abi, hiç kimseyi kastetmemiştir. Hangisi daha mantıklıdır? Eğer şimdiki zaman az olsaydı çekirdek yapılması mantıksızdır. Çekirdeği yapmışsa bunun geleceği kastetmiş. Limondan kasıt bedendir. Çekirdekteki kasıt insanın ruhudur. Yazılımıdır. Geleceği gösteriyor bunun gibi.
Altıncı hakikatta bunu anlatıyor Haşr Risalesi'nde. Onuncu söz altıncı hakikatta bunu alıyor. Çekirdekteki program nasıl ki ağacı yapmış, geleceği kastetmiş. Çekirdek gelecek bağrın ispatıdır. İnsanın ruhu da ahiret aleminin bu delilidir. En büyük delil odur. Hükümdür. Her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatın umanı ve perdesidir. Şimdi biraz ısındık değil mi? Her bir menfi meselesi şu. Müslüman olabilmesi için la ilahe sonra illallah demesi lazım. Öyle mi abi? La ilahe demeden illallah olur mu? Olmaz. Olmaz. Her bir menfi meselesi yani olumsuzladığı, eleştirdiği her şeyde müsbet bir vücudun unvanıdır. Mesela Karl Marx der ki, menfi söylemek istemezdim ama gündemde dolaştığı için söylüyorum. Din afyondur. Yani beyinleri uyuşturur. Körü körüne dindar olanlar artık onlar bir şeyi sorgulamaz. O için beyin uyuşur dinle, hiç sıklar yoktur der. Küllümen iftiradır. Niçin? Bir Müslüman körü körüne iman etmez. İlk önce iman edip sonra yanlışları reddetmez. İlk önce la ilahe der. Yanlışlar bak ilah olacak var mı diyor. İlk önce ben iman edin demiyor. İlah olacak bak diyor buna. İlah olacak buna icat edecek bunu yaratacak. Kim olabilir? Bir bak bakalım. Kim olabilir? Kim olabilir? Yani iman... Kim bunu kim yapabilir? Bak diyor, kendi kendine olur mu? Allah ispatlar kullandığı yönteme bak, Allah ispat etmiyor. Kendi kendine olur mu? İki, sebepler yapabilir mi? Üç, tabiat yapabilir mi? Dördüncüsü Allah'ın ispatıdır. Yani bir kilidi, açmak için anahtar var. Dört tane anahtar verdiler. Dediler ki bir tanesiyle kapı açılıyor. Dört tane de bir tanesi. Ama dört taneden kesin bir tanesi var. Dört taneden her biri yüzde kaç olur? %25 Hepsinin doğru olma ihtimali %25'tir. Birisini denedin açmadı. Biri daha denedin açmadı. Biri daha denedin açmadı. Dördüncüsü artık %100 olmaz mı? Ha. Şimdi la ilahe demeden, olumsuzlamadan... Yani ilah olabilecek o şeyleri düşün bakalım. Buna ilah kim olabilir? Gözümün ustası kör olabilir mi? Yediğim içtiğim şeyler, kör maddeler gözün olabilir mi? İlk önce körü körüne, hani dil afyondur uyuşturuyor. Ne? Tam tersi. Yakinun, takinun, efele tefekkerun, fetebir uyarul elbap. Düşünmez misiniz? Akletmiyor musunuz? Akletmezler mi? Ne kadar da cahil düşünüyorsunuz. Bir düşünün bakalım. Böyle demiyor. Diyor mu ki, ne biçim adamlarsınız lan, ben varım, tamam beni kabul edin. Demiyor ki, ilk önce düşün bakalım. Ortaya koyuyor, ispat ediyor, akla yanaştırmak için, bak diyor hangisi daha mantıklıdır, sonra, efele tefekkerun, düşünmezler mi? Böyle bitiriyor. E nasıl uyuşturuyor bu dünya? Tam tersine. Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Uyuşturmak mıdır? Beni sorgula diyor ya. Bir kere temelde kendisini reddedebilecek iktidar vermiş. Allah bize kendisini reddedebilecek özellik vermiş. Reddedebiliyorum. İnkar edebiliyorum onu. İman etmiyorum. Yani eğer hakikaten uyuşturma yöntemini yapsaydı, niye yapsın? İhtiyacı yok ki. Zaten yarattı. Küfre meyli yaratmazdı seni. Ki sırların kafiri var mı? Sır gibi yaratırdı. Bütün sırlar Müslüman. Ağaçların kafiri var mı? Seni de böyle yapardı. Yani inkar edebilme yetisi, istidadını verene nasıl beynimi uyuşturup irademi aldın diyorsun? Kendisini reddetme imkanı vermiş sana. Daha ne verecekti sana? Dediği gibi, lise talebesiyken Vatan Caddesi'ndeki o cadde var ya, usta bir anlatırdı. O caddeyi açarken o zaman tek tük araba var. 3 gidiş 3 geliş atmış.
Ondan sonra diyorlardı ki buraya uçak mı indirecek? Böylece geniş çatlı olurmuş, şimdi yetmiyor tabii de. Ondan sonra ne diyeceğim? Yakasına yapışmış adam, liseli çocuk. O zaman lise talebesiydi. O zaman başbakana başvekil derler. Başvekilim, hürriyet istiyoruz, hürriyet. Yani eski kayıtlarda vardır. Başvekil hatta ben deriz değil ki korumasına şey yapmayın ya gelsin. Yakasını tutmuş, sağlamış gömleğini ya. Hürriyet istiyoruz, evladım demiş. Bir memleketin bir başbakanı yani başvekilin yakasını sağlayabilecek kadar hürriyetim var. Daha nasıl bir hürriyetin olmasını isterdim demiş. Yani iradem var mı? Ola, sana bunu veren Allah kendisini inkar ettirebiliyor. Bu imkanı sana veriyorsa daha seni kolunun bağladı. Benini nereni uyuşturuyor? Ki ilk önce illallah sonra la ilahe demiyor. İlk önce niye buraya giriyorum? Her bir menfi meselesi yani la ilahe. Bak bakalım ilah ne olabilir? Kendi kendine olur mu? Bir. Sebepler olabilir mi? İki. Tabiat olabilir mi? Hepsinin olma ihtimali %25'ti. İyi olmaz. Bak bakalım sebepler. Bu sebep bunu yapan sebepler. Güneş, hava, toprak, su, tabiat. Bunu nasıl yapar ya? Boyayı nasıl atar? Kendisi kör. Güneş kördür. Toprak da kördür. Ben nereden bilecek vesaire. Ayıkladığın zaman en sonunda illallah. Tam tersini aklı şahit yapıyor. Akletmiyor musunuz? Niye körü körüne gidiyorsunuz? Diyor. Bak bunu böyle yapmış. Bak geri geliyor. Görüyor musun? Ha? Amatüsül yayı gibi. Helezon yayı gibi. Kemal burada mı Kemal? Bak Kemal ha bak. Amatüsül yayı gibi. Şak çak geliyor. Bismillah. Niye girdim? Bunu çok soruyorlar. Şurayı, 102 şualarda her bir İslamiyet'in her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatın unvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehli küfür, gayet müşkilat ile menfi itikatlarını kabulü adem, menfi itikatlarını kabul adem ve tasdik adem suretini ispat ve kabul etmeye çalışsalar, o küfür bir cedde yanlış bir ilim, hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul değil, kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehil mutlaktır, cehil mutlaktır ve hükümsüzlüktür. İki tane küfür şeyi var, inkar. Bir tanesi diyor ki, ademi mutlak, ben bu işlerde yokum. Ben böyle böyle şeyler meşgul değilim. Bunlarla meşgul olmuyor. Bu kolay. İkincisi ise kabul ademdir. O yoktur diyor. Birincisine vallahi var mı yok mu benim meselem değil. Bunun adı ademi kabul. Ya yani ben bu işlerle meşgul olmuyor. Kabul adı aydı bu. Ademi kabul, adem. Ötekisi kabul adem. Kabul ise ispat etmeye kalkıyor. Ama Allah o kadar merhametli ki insanın kafasına palanga vurmuyor. Sabit ölçüler yapmıyor. İnkar etme yolu da vermiş. İmkanı vermiş. İster, ne diyor ayette? İster iman etsinler, ister inkar etsinler. Aynı öyle demiyor mu? İster ey Habibim sen tebliğ et, ister inkar edin, ister iman edin. Acaba vallahi ben olsam bu kainatın sahibi, siz benim kullarım olsanız, yemin ediyorum böyle acaba gram bizi hududumdan çıkabilir misiniz? Öyle bir kayıt getiririm ki. Böyle Yahudi, İsrail gibi, İngiliz gibi bir milleti yaratır mıydım? Asla. Ama Allah'ın işine karışılmaz. Allah Allah'lık yapıyor. Ben ne yapacaktım? Hasanlık yapacaktım. Tamam. Anladım. Ben onlara taş yağdırırdım. Allah bildiğim. Yani demek ki bir de kalkıyor bu adam diyor ki yani Allah diyor her şeyimizi kayıtladı diyor, beynimizi uyuşturur. Lan uyuştursa, uyuşturan kitap, Kur'an akla götürür mü? Hristiyanlıkta ne var biliyor musunuz? Gidin öğrenin. Hristiyanlıkta orta çağda öyleydi. Engizisyon mahkemeleri neydi? Akıl şeytandır, kilisenin kapısına bırakın. Akılla girmeyin içeriye. Sorgulama içeriği diyor. Nenaneler yenince sorgulama. Afaruzlar bilmiyor muyuz? Aç farelere, aç köpeklere yedirilmiş. Akıl şeytan olarak görmüşler. Akıl şeytandır diyor. Kilisenin kapısına koyun. Bakın görün ya internette de var ya. Ama Kur'an aklını başına al diyor. Bırakma diyor
aklın yanına al. Yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele yetedeberun, fetebiru yavlul elbab. Ey akıl sahipleri, niçin ibret almıyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Diyor, aklı tam tersine şahit yapıyor. Bakın bakalım diyor, eğer Rab olmasaydı bu nasıl olurdu? Menfi meselesi bu. Ama bazı ayetlerde bu Allah yaptı diyor da bu da müsbet meselesi. İllallah. La ilahe. Bak bakalım bu Allahsız, sanisiz, faizsiz bu olur mu? Allah Allah. Olabilir mi? Bak bakın bu la ilahe. En sonunda illallah. Ha tamam bu budur ya. Mesela aklımın ustası akılsız olur mu? Bir bakayım aklımın ustası yani benim o gri madde fasulye domatesler annemin yediği pırasadan, pirinçten mi olmuştur? Olabilir mi falan? La ilahe. Bak bakalım ilah olabilecek şeyler var mı? İlah. Hangisi ilah olacak? Fasulye zerisi ilah olamaz. Pirinç de ilah olamaz. Makarna hiç olamaz. En sonunda illallah olacak. Menfi meselesi o abi. Her bir meselesi dahi bir müsbet hakikatin unvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehli küfür gayet müşkilat ile yani Allah yoktur diyor ama gayet zor ile menfi itikatlarını kabul eden yani iddia ediyor adını kabul değil kabul eden ispat etmesi lazım. Ve tasdik Adem suretini ispat ve kabul etmeye çalışsalar Allah güya yokluğunu ispat etmeye çalışsalar o küfür bir cihette yanlış bir ilim hata bir hüküm sayılabilir. Yani deseler ki burası yok. Neresi yok? Burası yok. Eğer yok diye gösterilebiliyorsa orası vardır. Burası yok. Neresi yok? İsmini yok dedin. Parmak gösterilebiliyorsa, yer gösterilebiliyorsa, o yokluk orası ise var. Daha önce dedik var yani. Çünkü yokluğun yeri yok ki ispatı olsun. Yokluğun vücudu yok ki ispatı ilmi olsun. İlim vücuda aittir. Yokluğun vücudu yok ki ilmi olsun. Bir kere inkara gitmek için varlık kullanılıyor. Girmek istemiyorum ama bir cümlesiyle gireyim. Vara varlıkla gitmek yolu çok kolaydır. Ama yoka varlıkla gidemezsiniz. Çünkü varlık yokluğun zıttıdır. Yoku ispat etmek için varlığa ihtiyacınız var. Aklı kullanacaksınız. Mevcudattan örnekler vereceksiniz. Bak varlığı kullanıyorsun. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız Adem'i kabul ve inkar ve Adem'i tasdik ise cehli mutlaktır, hükümsüzlüktür. Yani ben bu işte yokum ya, ben kabul etmiyorum. Bu kolay. Bu herkesin serseri yani. Bir şey diyemezsin ki. Öyle bir karşıma birisi çıkmıştı. Hebenneka işte, Sofestay vardı. O abi dedi ya bir gelsene nasıl bir sözünü bir gittim olan. Adam ebennakka, sofestay. Değil Allah'a, kendisini inkar ediyor. Allah Allah, ona ben bunu Allah'a nasıl anlatacağım? Kendim, ben yokum diyor, ben hayalim diyor, zannediyorum diyor, var olduğumu kim söylüyor diyor. Tam çaksaydın bir tane. Tam öyle yapacaktım vallahi. Ona böyle o kadar acıdım ama. Allah'a anlatacağım, ne Allah'a ya, bağlı, kendisini inkar ediyor, ben bunu kendisini nasıl bir ispat edeyim? Ben başka bir yol tercih ettim. Dedim ki kızdırayım oğlum. Böyle de desin ki bana kimi söylüyorsun lan sen bunu? Kime hakaret ediyorsun? O zaman ben diyecek demek sen varsın. Demek için hayvan herif, eşek herif. Saydım böyle galis tabirleri. Bekliyorum ki kime diyorsun lan sen onu? Kime diyorsun? Sana diyorum ha sen varsın. Kendi benliğini kabul etsin dedim. Onu hayvan herif dedim sana dedi ki bunlar hep sayı al diyor. Yok gidiyor. Bak ya. Ne diyeyim ve ne yapayım ya? Kendisini ispat edemedim ki Allah'a ispat edeyim. Benim dediğim yol daha geçerli. Şaksaydı. Kime vurursun? Kime vurursun diyecekti. Ama duydum ki öyle şey yapmışlar. Kolunu çevirmiş. Hiç kimin elini çeviriyorsun bırak elimi dememek için kırılmış eli. Olmuş yani. Onu duydum yani. Yapmışlar. Ben yapmadım ama birisi yapmış. Lan bunlar hayaldir, iyi demiş, çevirmiş, bağırsın, bırak lan elimi, aha benim elim desin diye, bırak diyene kadar kırdılar elini, sonra ne oldu bilmiyorum, yine kabul etmemiş. Allah Allah. Sarhoş var ya sarhoş,
Kendi benliğini biliyor mu? Yolunu kaybediyor. Hani kafa bulmak için dedi ya böyle çantacan. Kafa bulmak için diyorsa diyor kafayı kaybediyor diyor. Aynı onun gibi ya. Ne kafa bulması lan? İçinde kafa mı kalıyor ki kafa bulacak? Kim kafayı kaybetti ki sen bulacaksın? Şimdi kolu kırıldı ya. Doktor edecekti. Benim kolum, ben kol görmüyorum ki. Öyle diyecek ya. Ya kolu kırıldı müdahale etmeyen adam. Doktor benim kolum kırıldı der mi? Doktor diyecek ki ben senin kolunu görmüyorum kardeşim hani kolun ne? Demesi lazım. Ya bunun şey ama bir sürü sorular üretti değil mi kafanız? Olmuş oluyor. İnkar bunun gibi bir şey. Ne yok? Bu yok. Ne yok? Bir isim ver. Allah ha. Bak inkar edebilmen için bir kere ispat lazım. Yani varlığını onaylıyorsun. Allah kabul ediyorsan o yok. Kim? O yok. Kemal yok burada. Ha bir kere onay var ilk önce. Şimdi biraz belki zor olmamıştır inşallah. Akşam işte geldiniz böyle. Burada keseceğim. Ama antika bir meseleydi. Nerelere girdik? Adem'e girdik. Cehennem taş ölen şirkettir. Adem'e çalışıyor. Şey ise diyor. Cennet ise şey çalışıyor, vücut alemlerine çalışıyor. Cehennem subhanallah derken, cennet ise elhamdülillah der diyor. Burada kesiyorum. Sonra nereye girdi? Yani din tamamen aklı devre dışı yapmıyor, uyuşturmuyor, tam tersine aklını başına al. Aklı şahit tutuyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.